öyle ver. Şimdi ben sizin bu paylaşımınızla son günlerde yaptığımız bu tartışmaları, laiklik ve şeriat tartışmalarını birlikte sormak istiyorum. Zira görüşünüzü merak ediyoruz. Ne dersiniz, bu gündem unutturulmak için mi bunlar önümüze sunuluyor? Nasıl yorumlarsınız? Tamamen öyle Bilge Hanım. Atatürk düşmanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile revanş alma anlayışı, AKP ve onların güruhu, şürekası için yeni bir şey değil. Onlar yıllardır, 21 yıl boyunca, ilk 5 yılını belki bir kenara koyalım, işte Avrupa Birliği'ne giderek diye insanları aldattılar. Ama ondan sonraki geçen yıllara baktığınızda bunu adım adım tekrar ettiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne yok etme doğrultusunda sınırlarını tartıştılar, bayrağını tartıştılar, ismini tartıştılar. Hatta yerine Asrika diye bir devlet kuracaklarını, baş şehrinin İstanbul olacağına, ana dilinin Arapça olacağına dair açıklamalarda, konferanslarda bulundular. Ve bunu yapan Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı konumunda bulunan Sadat'ın kurucusu olan eski generaldi. Şimdi bunları hatırlarsak, biz hafızamız çok kuvvetli olmadığına güvenen, hep algı yöneterek 21 yılı geçiren iktidar bunu açıkça biliyor ve tam seçime giderken hayat pahalılığının bir yumurta çocuğuna yediremeyecek noktaya gelmiş, hatta çocuklarından bir tanesini okula bile gönderemeyen ailelerin gözünü boyamak için şeriat ve Atatürk'e hakaret gibi yapay gündemlerle Türkiye'yi farklı bir yere getiriyor. Biraz evvel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu yaptıklarını anlatıyor. Herkesin takdir ettiğini açıkça söylüyor. Kurumun bile takdir ettiğini söylüyor. Ama bunlar bir kenara bırakılıyor. Yani avukat Feyza Altun bir tweet atıyor. Onu hemen alıp sorguya çekiyorlar. Ama herkesin gözü önünde Şevki Yılmaz, ki ben beraber ondan parlamentoda da bulundum, dengesinin yerinde olmadığını bildiğim bir kişidir. Onu da ayrıca söyleyeyim çok yakından. Yani ruh sorunları olduğunu bildiğim birisidir. Onunla birlikte mezarcı da vardı biliyorsunuz, kendini Mesih ilan eden kişiler. Bu yapıların tekrar ortaya sunularak, onların söyledikleri gündem yapılarak Türkiye'nin gerçek sorunlarını, yani açlık, işsizlik, gelecek güvencesi olması, olmaması gibi sorunları kentleri, özellikle AKP'nin elinde bulunan belediyelerin ne halde olduğunu insanların görmesini istemiyorlar. Yani bir deprem yaşadık, işte bir sene sonrasında söylenen bütün sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şeyin yapılmadığı ortaya çıktı. Verilen sözlerin ancak %8'ini gerçekleştirdikleri açıkça kalemle göründü. Bir facia yaşadık. Aslında bu facia yaşadık ve bundan sonra da yaşayacağız, devam edecek. Çünkü Fırat Nehri'ne siyanür ve ağır metalleri içeren kimyasallar karışıyor. Yeraltı kaynaklarına karışıyor. O bölge İliç'teki maden çökmesinden bahsediyorum. Oradaki o bölge tarıma ve hayvancılığa uygun bir bölgeydi. Meşhur Erzincan tulumlarının yapıldığı bir bölge. O bölge yok oldu. Yani bugün için yok olduğu gibi gelecekte de yok oldu. Çünkü kimyasallar kalıcı hale geldiler. Şimdi bunların hepsini biz unutuyoruz. Bir çırpıda hemen gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Maalesef onların, yani bu algı yönetimini yapan AKP iktidarının yaptığı bütün kötülüklerin üzerini kapatma doğrultusundaki yeni gündemler yaratmasına biz de katılıyoruz. Yani bilerek veya bilmeyerek katılıyoruz. Ama katılıyoruz da evde sofraya oturduğumuzda tencereden ne kaynamadığını, kaynatamadığımızı görebiliyor muyuz? İşte etin kilosunu saydım. Bu belli bir yerde. Daha yüksek olan, daha fazla olan yerler var. İnsanlar artık alışveriş merkezlerinde ya da büyük marketlerde birbirlerinin sepetlerine bakıyorlar. Ne aldılar, ne alabiliyorlar diye. Böyle bir döneme girdik. Bu dönemi kaybetmeyeceğiz. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Şimdi aslında da şunu da anlamak lazım. Şeriat ne demek? Şeriat, Kur'an ayetlerinden
Hazreti Muhammed'in hadislerinden ve eylemlerinden çıkarılmış yorumlara dayanan insan ve toplumun yönlendirilmesiyle ilgili dini kurallar, yani İslam hukuku. Ve bunlar dini olduğu için de değişmeyecekler. Şeriat düzeni kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Cumhuriyet olarak ilan edildikten sonra laik, demokratik, sosyal hukuk devletini kurdu. Yani artık şeriatla yönetilmiyor, yönetilemez. Şeriatın hemen sonrası halifeliktir, hilafettir. Bunu istiyorlar zaten. Bunu da zaman zaman getiriyorlar. Yine bunu gündeme getirdiler ve bundan mütedeyyin olan insanlarımızdan oy deşirecekler, oy çalacaklar. Ya ben o insanlara, mütedeyyin olan insanlara soruyorum. 21 yıldır aldatılıyor, 17 tane seçim geçirdim diyor Recep Tayyip Erdoğan. 17 seçim öncesi verdikleri sözle seçim sonrasındaki yaptıklarını hiç düşünmüyor muyuz? Biliyorsunuz 14-28 Mayıs seçiminden önce neler verildi, sonrasında ne kadar zamlar yapıldı. Şimdi bile yapılan zamlarla ilgili devletin kurumları diyor ki petrol fiyatlarını çok arttırıyorsunuz diyor. Varil fiyatı dünyada düştü ama siz niye arttırıyorsunuz, niye bunu tüketiciye yansıtmıyorsunuz, yani niye indirmiyorsunuz diyor. 45 liraya mazot olur mu? Çiftçi ne yapacak? Çiftçi bir şey üretmeyeceğine göre biz ne yapacağız? Aç mı kalacağız? Tabii şöyle bir şey var Bilge Hanım, ben birkaç defa da size söylemiştim. 129 ülkeden 159 çeşit tarım ürünü alıyoruz biz. Saman da dahil bunun içerisine. Hatta ot, hayvancılık yok, bitti ama onu, o hayvanlar için ot, saman alıyoruz. Türkiye mümbit bir ülkeyken bunlarla birlikte kurak bir hale geldi. Yani bir felaket yaşıyor Türkiye. İnsanıyla, toprağıyla, coğrafyasıyla, dağıyla, ormanıyla, deniziyle. Ve bu insanlar kendilerini bu ülkeye ait olarak hissetmedikleri için de ormanın yanmasına, suyun akmasına ya da toprağın zehirlenmesine hiç bakmıyorlar. Umurlarında bile değil. İnsanın bile. Ha şunu yapmaya çalışıyorlar, onu da açıkça söyleyeyim. Çok açıktı. Ucuz emek Avrupa'nın Çin'i olsun Türkiye diye söylüyorlar. Yani 90 milyona yaklaşan bir nüfus, nüfusu arttırmaya çalışıyorlardı biliyorsunuz. Ucuz emekle insanların emeğini sömürecek bir düzen kurulması. Evet. Türkiye kendi kendine üretmesin, Türkiye'ye yeni yatırımlar, istihdam açacak yatırımlar yapmasın. Bakın şu bile ne, hangi noktada olduklarını gösteriyor. Evet. Sığınmacılar var, 10 milyona yakın bir ülkenin aşağı yukarı 8'de biri Türkiye'de. Bu çok ciddi bir nüfus. Dünyada birinciyiz. En fazla sığınmacı alan, sınırlarını açan tek ülkeyiz. O da ayrı bir mesele. Bir zamanlar bir Süleyman Soylu diye bir bakan vardı. Ne dedi? Eğer dedi bu sığınmacıları gönderirsek önce iş adamları buna bağırırlar. Çünkü ucuz iş gücü. Bu bir itiraf. İnsan sömürüsüne, insana olan düşmanlığa bir itirafıdır. Ucuz iş gücü diye sığınmacıyı kullanıyorsunuz ama o ucuz olduğu için orada bulunan sizin kendi yurttaşını da işsiz bırakıyorsunuz. Onu da açlığa mahkum ediyorsunuz. Şimdi böyle bir felaket tellallığı ya da o anlayışlı olan bir yapının hala başımızda devam etmesini ister miyiz? Hayır, istemeyiz. Ama bunun karşısında muhalefet ne yapıyor? O da meydanı boş bırakıyor. Yani şimdi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi adaylar belli oldu dün, artık biliyoruz. Bir sürü de onunla ilgili tartışmalar yapılıyor. İşte Hatay'da Lütfü Savaş. Sadece Hatay değil ki. Mersin'de 3 tane ilçemiz var. Mezitli, Yenişehir ve Tarsus. Bu 3 ilçeye de çeşitli şaibelerle 3 tane aday atandı. Bu adayların bir tane karşılığında arkasında iz bırakmış olan adaylar, eski belediye başkanları, yani mevcut ve eski belediye başkanları aday, bağımsız aday oldular. Başka partiden de olmadılar. Onlar çünkü duruşları belli insanlar, ilkeleri belli olan insanlar. Şimdi orada ne olacak? Niye bu kaosu yaratıyor? Bu kimin işine yarayacak? Bugünkü bu her şeyiyle Türkiye'ye kötülük yapmaya hazırlanmış saray şürekasının işine yarayacak. Bunu iyi görmeli lazım. Görmedikleri içindir ki
Yani CHP'nin geride kalması diğer partilerin de geride kalmasına, muhalefet partilerinin de geride kalmasına neden oluyor. Ben 14 Mayıs seçimlerini şöyle görüyordum. İlk defa sol, özellikle sol partiler kendilerine geldiler. Sağdan da beraber bir adayı destekleme doğrultusunda bir büyük koalisyon oluşturdular. Bu önemli bir adımdı. Bu adımı devam ettirmek gerekiyor. Parçalı bir noktaya gidilmemesi lazım. Ama gidilmesi doğrultusunda oyunlar oynanıyor. Oyuna gelenler de var ve maalesef CHP'nin yönetiminde bu oyuna gelenlerden bir tanesi. Bundan da üzgünüm. Şimdi bakın bir izleyicimiz ne soruyor, diyor ki evet algı oyunları konuşacağımız çok şey var ama o zaman algı oyunları deyip geçecek miyiz tüm bu işte şeriat ve laiklik söylemlerine, zira her seferinde daha da el artırdıklarını görüyoruz o zaman, diyor. Kısaca belki izleyicimize de yanıt vermek isterseniz Sayın Sağlar, bir de şunu sormak istiyorum, çok da az vaktimiz kaldı bu açıklama dolayısıyla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları oldu, zira bu dönemde bizim gördüğümüz bir gerçek daha var: muhalefet etme stratejisi. Özellikle DEM Parti'ye dikkat çekti ve DEM Parti gücünü muhalefete gösteriyor ve 1 Nisan sonrası için aslında pazarlıklar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirme stratejisi izleniyor, dedi CHP Genel Başkanı. Nasıl yorumlarsınız tüm bunları? Önce tabii göz yummayacağız. Atatürk düşmanlarını tek tek ortaya çıkarmak zorundayız ve korkmadan, sinmeden sen düşmansın demeliyiz. Bunlar ihanet ediyorlar Türkiye'ye, hainsin diyebilmeliyiz. Demezseniz bunlar çoğalıyorlar. İşte o çıkıyor, bu çıkıyor filan. Diyanet Başkanlığı bir başka yuva, onu iyi görmek lazım. Onu da herhalde daha uzun bir şekilde konuşuruz. Şimdi muhalefete muhalefet yapmadan şikayet ediyorsa Özgür Özel, Sayın Özgür Özel, sorun kendisidir. Eğer muhalefet açık bırakıyorsa ve başka muhalefet partileri kendisine muhalefet yapıyorlarsa, o açığı bırakan bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef büyük umutlarla iş başına gelen yönetimidir. Bakın bu yönetim, özellikle Özgür Özel kurultayda namusu şerefi üzerine üyenin söz ve karar hakkına sahip olduğuna saygı duyarak ön seçim yapacağım dedi. Eğilim yoklamasını ön seçim yapacağım dedi. 20 Şubat'ta zaman yok dediler, bilmem ne filan. Bunların hiçbiri yapılmadı. Ahbap Çavuş ilişkileri içerisinde oturup merkezden adaylar belirlendi. Bu adaylar belirlenirken de diğer siyasi partilere de başka şeyler ikram edilmeye çalışıldı. Çünkü adaylar tabanları olan değil, genel merkezden atanan insanlardı. Dolayısıyla onları güçlendirmek ve kazanmak anlayışıyla bir hikaye yazmadan, bir ciddi yerel yönetimlerle politika oluşturmadan, neler yapacağını kentlerin genel anlamda söyleyemeden aday belirlediniz. O adayları beğenen ya da beğenmeyen, kendileri seçilemeyecek ama birilerine destek verirse onu seçtirebilecek güçte olan diğer muhalefet partilerine de imkan tanıdınız, yol açtınız, yer açtınız. Dolayısıyla bundan şikayet etmemek lazım. Özgür Özel yaptığı yanlış siyasetin, yanlışların getirdiği bir sonuç olduğunu gösteriyor. Bakın İstanbul'a DEM aday çıkarıyor. Niye? Muhalefet değil. Ha, ben partiyim diyor. Tamam, o zaman saygı duymak lazım. O zaman onun peşinde koşmamak lazım. Kendinizi güçlü olarak, kendi gücünüzü daha da arttıracak sözler, projeler, planlar ve siyaset yapmanız gerekir. Bunu yapmazsanız başarılı olamazsınız. Evet, çok teşekkür ederiz. Sayın Sağ, buyurun. Buyurun. Son cümlenizi de alalım. Benim söylemek istediğim bu. Yani süre doldu düşüncesiyle dedim de, benim söylemek istediğim, Türkiye son çıkışa girdi. Yani yerel yönetimlerde eğer AKP çoğunluğu alırsa, biz muhalefet partileri ya da muhalif olan insanlar, toplumsal muhalefete önderlik yapamayan siyasi partiler yine böyle sessiz ve yanlış politikalar uygularsa, AKP büyük bir çoğunluğu alırsa, bundan sonra Türkiye'de Şevki Yılmazlar çoğalır. Öbür insanlar Atatürk düşmanlığı alabildiğine gider. Düşünebiliyor musunuz? ÇEDES'le ilkokul, ilk öğretim çocukları
onların eline teslim ettik. Kimse meydana çıkmıyor. Sadece nutuk atıyoruz, hamaset yapıyoruz. Niçin meydana çıkmıyoruz? Bu eğitim Türkiye Anayasası'nda laik bir devlet olduğu açıkça yazılmış olan Türkiye'de niye insanlar, siyasi partiler böyle şeyi kabul etmiyoruz diyemiyorlar? Polis bize cop vurur, gaz atar diye mi? Yani bir zamanlar öyleydi, sokağa çıkarsak kan dökülür. Bizim en doğal hakkımız yurttaşın, demokrasinin de kuralı. Niye bu kuralı uygulamıyoruz? Yeni yönetim CHP'de sokaklara ineceğiz dedi. Hadi görmedik daha henüz. Niye? Yani aslında sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi kendine gelirse Türkiye kendine gelir diye bir söz var. Çok doğru bir sözdür. Bunu bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sağlar yayınımıza katıldığınız için. Daha geniş bir zamanda elbette konuşacak pek çok başlık var. Sizi yeniden ağırlamak için. Ben de sevinirim.